Adı Mustafa İnce, güce güç katmayı vaat etti. Kurbanlarını yağ bal satışıyla elde edilecek yüksek kazanç vaadiyle tuzağına çekti. Dolandırıcılık zinciri Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı. Adı şüpheli listesinin başında yer alan İnce, yurt dışına kaçmaya çalışırken baltayı taşa vurdu. 2014'ün 650 bin lirası, 2018'in 2 milyon 600 bin lirası. Vurgun çok büyük. Kurbanlarını yağ bal satıp zengin olma vaadiyle kandırmış, büyük bir vurguna imza atmıştı. Bütün memleket ayağa kaldırdın ya. Bu paralar nerede? Dünyanın önünde bir para yok. Ulan vicdansız! Sen buraya gelsene! Para gelmeyecek, biliyorum ama ceza çeksin. Suçlamaları her seferinde reddeden o sahtekar, yurt dışına kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Onlarca kişiye yağ satarım, şeker satarım diye kandırıp, karına ortak edeceği yalanıyla milyonlarca lira dolandırdığı iddiayı sürülen Mustafa İnce geceyi gözaltında geçiriyor. Eminim Gaziantep halkının büyük bir bölümünle şu an içi rahatlamıştır. Her şey evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırılan Tuğba Koçman'ın Müge Anlı'ya başvurmasıyla ortaya çıkmış. Onlarca mağdurdan da peş peşe telefon gelmişti. Bu işe başladığımızda bu kadar büyük bir vurgunun içine düşeceğimizi ben bile tahmin etmemiştim. Kurbanlarını yağ bal satıp zengin olma hayaliyle kandıran şüpheli Mustafa İnce başından beri köşe bucak kaçıyordu. Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği. Bizim estetikli dolandırıcı Mustafa İnce'nin yakalanması için teknik takip başlatmıştı. Mustafa İnce'nin kaçacağı bilgisine ulaşılmıştı. Kendi aracıyla kaçmakta olan Mustafa İnce'yi yakalamak üzere Şehit Kamil'e bağlı Yalangoz köyü kırsalında saat gece 22.30'da bir operasyon düzenleniyor. Ama o kaçış fazla sürmedi. Polis peşindeydi ve dolandırıcılık çetesinin elebaşı baltayı taşa vurdu. Özellikle Gaziantep'lilere sevindirici bir haber vereceğim. Mustafa İnce İngiltere'ye kaçmak üzereyken yakalandı. Mustafa İnce ekipleri fark edince kaçmak istiyor. Kaçmaya çalışırken hatta Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri havaya bir el ateş ederek durduruyorlar ve kıskıvrak yakalıyorlar. Mustafa İnce Dolandırıcılık Büro ekipleri tarafından kırsal bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı. İnsanların duygularıyla oynadınız mı? Birçok mağdur var. Hepsi şikayetçi sizden. Bir şey söyleyecek misiniz? Adliyeye sevk edilen o sahtekar artık yargıya hesap verecek. Tabii ki Sayın Savcımız ifadesini aldıktan sonra ne yapılacağına karar verecek. Ama en azından şu saatten sonra kaçamayacağı da ortaya çıktı. Öyle insanların parasını alıp gece kulüplerinde, barlarda, pavyonlarda ondan sonra öyle kadınlarla yemenin gidip de kumar oynamanın bir cezası olacak. İyi vallahi.